Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözmeye devam ediyoruz. Oksijen solunum arkadaşlar, bir bölümüyle ilgili bir soru var. Çap yayınlarına gene bu soru. Bir bakalım arkadaşlar soruyu. Asetil koenzim A diyor, birçok kimyasal tepkimede kullanılan metabolizmadaki önemli bir moleküldür. Ana kullanım alanı ise diyor, enerji üretim için oksitlenmek üzere asetil grup içerisindeki karbon atomlarını Krebs döngüsüne taşımaktır. Bunun öncesinde arkadaşlar ne var? Glikoz neye dönüşüyor burada? Sitoplazmada pürükleste dönüşüyor zaten, değil mi? Burası neydi? Glikoliz evresiydi. Bu esnada arkadaşlar 2 ATP harcanıyordu, değil mi? 4 ATP sentezleniyor idi. Bir de ne oluyordu arkadaşlar? 2 tane de nat hidrojen yakalayarak indirgeniyordu ve NADH oluşuyordu. Daha sonra arkadaşlar pürükasit mitokondriye taşınıyordu. Matrix'te arkadaşlar bakın şurası nedir? Buraya biz Krebs hazırlık evresi diyoruz, ara reaksiyon. Peki bu X ise nedir? İyi arkadaşlar NADH'dır zaten. Bakın hidrojen yakalanmış, değil mi? NADH oluşmuş. X ise nedir arkadaşlar? Karbondioksittir. Karbondioksit atmosfere veriliyor. Devamında asetil koenzim A oluşuyor. Asetil koenzim A ne yapıyor zaten? Krebs reaksiyonlarına giriyor derken bu şekilde arkadaşlar ETS, METS zaten oksijen solunum devam ediyor. Bize neyi sormuş burada? Asetil koa oluşumu ile ilgili diyor, hangilerinin doğruluğu kesindir diyor. Ortamda oksijen yokluğunda asetil koenzim A oluşmaz. Arkadaşlar pürükasitten sonraki reaksiyonlar oksijen solunum için söylüyoruz. Oksijen varlığında gerçekleşir. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Yalnız burada arkadaşlar eğer burada mitokondri verildiği için biz oksijen solunum olduğunu anladık. Eğer mitokondri arkadaşlar verilmeseydi burada bu ne olabilirdi? Bu oksijensiz solunum da olabilirdi. X moleküllerin tümü diyor mitokondrisi olan canlıların tamamı da atmosfere verilir. Kim için bunu arkadaşlar söyleyemeyiz? Tabii ki bitkiler için, değil mi? Bakın fotosentez yapıyorsa ürettiği karbondioksitin bir kısmını ne yapabilir? Fotosentezde kullanabilir. Yani solunumda üretilen karbondioksit fotosentezde harcandığı için dışarı verilmeyebilir. Tümü dışarı verilir diyemeyiz arkadaşlar. Y molekülü hidrojen elektron sayısı olarak görev yapar diyor. Arkadaşlar burada tabii NAD'dan bahsediyor. NAD ne yapıyor arkadaşlar? Hidrojenleri yakalıyor. Daha sonra ETS'de arkadaşlar biz protonları ve elektronları hidrojenin yani proton ve elektronları ne yapıyoruz? İşte pompalıyoruz veya ETS'den aktarıyoruz. O şekilde ATP sentezleniyor. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız Denizli olacak. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.